Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Deminden beri bu sesin geçmesini bekliyorum ama inşaat var. O yüzden ben işime başlayayım istedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Erkenden kalktım, çok sıcak uyuyamadım. Bugün evimin ilk misafirleri gelecek. Onlar birkaç gündür zaten geliyor ama bugün de onları kahvaltıda ben ağırlamak istedim. Ablamla eniştem gelecek. Şöyle güzel gözleme yapacağım. El açması. Bardağımın şurasına ne olmuş bilmiyorum. Çıkartamadım. Dün eksiklerim vardı size. Söylemiştim. Tuz almayı unutmuşum. Şu tuz var Allah'tan. Şimdi un koydum. Tuzunu koyacağım. Suyla güzel yoğuracağım. Ondan sonra bezeleri ayırıp arasına sıvı yağ koyacağım. Pişirirken de tereyağı süreceğim. Çok güzel oluyor. Zaten bilmeyen yoktur ev gözlemesini. Ben böyle içine şey koymuyorum. Peynir falan da koymuyorum. Kimi yerlerde katmer deniyor. Valla tam üst katımda herhalde. Şöyle tuzunu ekleyeyim. Pardon. Çamaşırlarım vardı. Onları katladım. Şimdi ben sessizce hemen bunu yoğurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi radyo o kadar etkiledi ki beni, anlatamam sizlere. Marmaris dedi sanırım. Kardeşimiz motoruyla orada yangını söndürmek için su taşırken ağır bir şekilde yanmış ve hayatını kaybetmiş. Şu an o kadar kötü oldum ki, böyle nicelere tabii ki. Allah'ım sabırlar versin inşallah. Evet arkadaşlar, bir saat oldu. Hamuru dinlendirdim çünkü vakit vardı. Bu da birazcık yumuşadı. Üstteki ses de çok şükür dindi. Ben de o arada internetten haberlere falan baktım. İzledikçe daha kötü oldum tabii ki. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Marmaris de dün akşam çok kötü olmuş. Gerçekten okullara, evlere kadar gelmiş. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Bunu kimler yaptıysa, kimler sebep olduysa, İnşallah kurban olduğum Allah aynı ateşte yaksın onları gerçekten.
Yiyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Mahvettiler. İnsanları mahvettiler. Hayvanları, doğayı, her şeyi mahvettiler. Allah'ım ıslah etsin inşallah. Şimdi böyle açacağım. Ablamı da aradım, ulaşamadım bu arada. Fizik tedavide, o daha gelmedi. Yaren de uyuyor. Şimdi gözlemeleri tamam ısınsın, güzel pişireyim. Ondan sonra da tereyağı alayım. Gibi çalışanları var. Sivil yine böyle çalışıp da sivil toplum örgütleri var. Aynı zamanda bizim orada canımız, vatandaşlarımız var. Koşuyor yani. Onlar. Koşarak insanlar gittiler oraya. İşte onlara da sevgimizi iletiyoruz. Rabbim size güç, kuvvet versin diyoruz gönüllü dostları. Doğadan öğrendiğimiz bir şeydir değil mi? Pes etmemek. Her bir ağaç için, her bir canlı için yaşamı savunabilmek. Yine doğadan öğrendiğimiz, doğadan bildiğimiz bir şeydir. Şey senin ne güzel duydum bu ses bile. Evet, durdu dedim ama durmamış arkadaşlar, görüyorsunuz. Takır takır sabahtan beri başım şişti, yemin ederim. Bu da eşimle benim en sevdiğimiz şarkıdır. Hazırlıklara başladım. Ablam fizikten gelmiş. Şöyle patates kızartıyorum. Hellim peyniri kızarttım. Tavadan almıyorum. Onların geldiği zaman tekrar ısıtacağım. Burada da pastırmalı yumurta yapacağım. Gözleme de yaptım. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Masamız satıldı. O yüzden de içeri sehpaya kurdum. Vallahi bu kadar çabuk satılacağını bilmiyordum. Hatta ben eşime sordum. Barış dedim, hiç yazan yok mu dedim. Vallahi yok Yeşo dedi. Benden 15 dakika sonra buradan ablamın hastanesinden biri, tesadüf ablamın tanıdığı ama yani bilmiyor masamın satılık olduğunu. Onunla görüşmüşler. Barış diyor ki başka bir şey dilesen olurmuş diyor. Masa gitti. Bunları görmeyin, şimdilik orada duruyor. O yüzden içeride yapacağız kahvaltıyı. Öyle ablamlar bir 10 dakikaya gelirler. Siyah ocak gerçekten çok zormuş ya. Anneminki bu kadar değilim arkadaşlar. Bu neden böyle ben anlamadım yani. Evet, az önce size söylediğim gibi masam satıldı. O yüzden sehpada yiyeceğiz. Şimdi ablamla eniştem geldiler. Ben hemen çayları doldurayım. Biz kahvaltımızı yapalım. O zaman bize afiyet olsun bakalım. Evet, ben şimdi çayları doldurayım. Yaren benim vukuatlerimi anlatıyor. Döktüm tabii ki şimdi. İlk misafirim. Misafir gibi değiller. Onlar bu evin insanı ama yemin ediyorum heyecanlandım. Masa küçük olduğu için çok da bir şey yapamadım. Evet. Çaylar tamam arkadaşlar. Şimdi getirelim. Bak da işim saat 2 oldu anca bitti. Gözlemeden bu kadar kaldı. 4 taneydi, çok güzel olmuştu. Ocağı temizledim. Bunun üzerine böyle camlar oluyormuş. Ya onlardan alacağım. Yani kullanmadığım zaman gerçekten örtmem gerekiyor. Ben yoksa sinir hastası olurum. Şöyle elimde yıkadıklarımı yıkadım. Bulaşık makinesine dizeceklerimi dizdim. Ablam fizik tedaviye gitti. Daha doğrusu hoca görecek ablamı. Saçım başım da kötü olduğu için kendimi sabahtan beri gösteremiyorum. Farkındayım. Eve gelecek, inebilirsek çarşıya masa bakmaya ineceğiz. İnemezsek yarın gideceğiz. Şimdi ben birazcık dinleneceğim. Ondan sonra da evi süpürüp silmem lazım. Ben şimdi evi süpüreceğim ama size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben eşime değişmem falan diyorum ama bu koltuk beni gerçekten sinir ediyor. Bakın, bana neden hani çocuğun yok, örtü kullanıyorsun diyen arkadaşlarım var. Böyle sık sık oluyor. Görüyor musunuz? Böyle bütün kıllar, tüyler aralarına giriyor maalesef. Bu böyle değişik bir koltuk. Kumaşını sevmiyorum. Hatta demin eniştem kaplatsak mı ki dedi. Onun bir arkadaşı var, çok güzel kaplıyor. Ama bilmiyorum valla. Ya örtü sereceğim tekrar. Şu an daha silmedim zaten. Minderlerini falan düzelteyim. Şimdi güzel evimi süpüreyim. Sesi duyuyorsunuz. Thank you.
Evet arkadaşlar, saat 5'i 10 geçiyor. Ben hazırlandım, ablamı bekliyorum. Biraz uyudum, uyandım. İşlerimi hallettim. Ondan sonra ağırlık çöktü. Uyudum. Ablam da size söylemiştim, bugün fizik doktoru görecekti. Fiziğin son günüydü. Fakat doktor ablamın gidişatını beğenmemiş. 10 gün daha fizik tekrar eklemiş. Rapor vermişler. Zaten izne ayrılmıştı. Şu an izni durduruldu. Rapor kullanacak. Bir de bugün omzundan iğne yaptılar. Telefonla beni aradı. Çok canı yanmış. Acayip canı yanmış. 2 gün boyunca elini kullanmaması gerekiyor. Eniştem de eski mahallelerinde bir arkadaşının dükkanına bakacak. O yüzden ablam bugün ve yarın bende kalacak. İstersen gitmeyelim dedim. Ben de halsizim çünkü. O da dedi ki nasıl olsa kolumu kullanmayacağım. Gidelim beraber dedi. Masa sandalye bakarız, hem de açılırız Yeşo dedi. Ben de iyi dedim. Şimdi ablamı bekliyorum. Saat 5'i 10 geçiyor. Bayağı bir serin olsun istedik arkadaşlar. Çünkü cidden hani abartmıyorum. Bir kere daha söylemiştim. Zonguldak benim memleketim. Ama gerçekten bu sene acayip bir sıcak var. Ben de uyumadan önce oturdum. Instagram'da videolara baktım. Evi yanan, hayvanları yanan, bütün her şeyi yanan insanları izleyince bütün psikolojim bozuldu tabii ki. Bir de bugün sabah da çok üzüldüm, söylemiştim sizlere. Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine yardım ederken bir kardeşimiz 25 yaşında hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Rabbim yakınlarına sabırlar versin. Can kaybı da var tabii ki de. Bazı yerlerde kontrol altına alınmış ama bazı yerlerde kontrol altına alınmamış. Biz bu sene iki kere Antalya'ya gittik biliyorsunuz. Akseki tarafından falan geçtik. Oralar hep yandı diyorlar. O kadar güzel bir doğası vardı ki oraların. Böyle köylü teyzeler, amcalar yol kenarında kendi ürünlerini satıyorlardı. Bal satıyorlardı, polen satıyorlardı. Yemin ediyorum hepsine içim acıdı ama elden dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Yapanların yanına tabii ki de kalmasın. Nasıl böyle cayır cayır yaktılarsa kurban olduğum Allah da inşallah onları yaksın diyoruz. Şimdi ablam gelsin, çarşıya gidelim. İnşallah bakalım, masaya bakacağız. Bulabilirsek bilmiyorum bugün alır mıyız, daha sonra mı alırız, hemen de karar vermek istemiyorum açıkçası. Masada gitti bugün, söyledim sanırım sizlere. Söylemiş olmam lazım, hatırlamıyorum inanın. Öyle şimdi ablam gelsin, hep beraber gidelim bakalım. Biz şimdi ablamla çarşıya indik. Soğuk suda ablamların alışveriş yaptığı bir mağaza var. Hatta dolap almıştık anneme. Oraya bakacağız. Ondan sonra da nereydi abla? Yedi Ağ mıydı? Evet. Orada arkadaş da var, bakalım oradaysa. İki yere bakacağız. Bilmiyorum başka bir yere bakar mıyız? Fikir olsun diye indik. Ablamın kolunu da sizlere sonra gösterin. Bayağı bantlamışlar. Bu masa, sandalyede böyle tabureli. Bunlar da hoşuma gitti. Güzel. Şu var. Bunu ben beğendim ama ablam yok dedi. Aslında bu da hoşuma gitti. Ablam ilk bunu beğenmemişti. Ama şimdi görünce bu da güzelmiş diyor. Bunun da masası hoşuma gitti. Açılıyor. Benim beğendiğim masası açılmıyor. Elif'in güncesi. Bunun da dediğim gibi masası şuradaki. Açılan bir masa. Vallahi karar vermek zor. Bu arada biz yöne geldik. Son bir de burası aklımızda kalmasın dedik. Ablam burada da var dedi. Vallahi yönde düşüyor muydun? Allah seni. Yöndekileri ilk gün çok beğenmiştim. Şimdi bir de buraya bakalım. Az daha yapışıyordu. Buraya geldik. Buradan beni izleyen bir arkadaşım var, Dilekciğim. Bunu da beğendim. Şöyle göstereyim sizlere. Bir tane de ablam beğendi. Onu da çekeyim. Bir de bu var ama ben terlileri çok düşünmüyorum. Bunu ablam beğendi. Bu da güzel. Evet arkadaşlar, biz bayağı bir dolaştık, kararımızı da veremedik. Akşam yarın ablam falan eşim bir konuşacağız, duruma göre yarın tekrar ineceğiz çarşıya. Şimdi ablam bize geldi, hemen hızlıca çay suyu koydum, melemen falan yapıyorum, böyle bir şeyler hazırlıyorum. Sabahtan gözleme falan da vardı, böyle yemek işine çok detaylı giremedik çünkü eve 9'da geldik. İnanın bayağı bir geç geldik, zaten geçilmiştik. Şimdi yemek olsun, sonra da ablamla güzel bir kahve keyfi yaparız inşallah. Şimdi abla bana bak. Şimdi size ablamı çekeyim. Vallahi çok acayip bir sıcak var, bilmiyorum. Ablam benim ev böyle değil diyor ama ablamın kolu bu şekilde arkadaşlar. Bayağı şuraya kadar bantlamışlar. İğne yapmışlar. Zaten farkındasınızdır. Kolunda birazcık şişlik de var. Oralarında kis de var. Bilmiyorum, 10 gün daha bir fizik tedavi görecek. 2 gün sonra çağırdılar değil mi kontrole? 2 gün sonra kontrole çağırdılar. Ama bugün iğne çok acımış. Kortizonlu iğne yapmışlar. İnşallah şifa olur, bilmiyorum. Kolundan gerçekten çok çekti. Ben gelmeden başlamıştı. Ben geldim geleli de bayağı kol ağrısı çekiyor.
öyle aklımdayken size de ablamı göstereyim. Şimdi ağrıları başladı, yüzünün şekli değişti. Aynen. Çay falan içtik, şimdi böyle oturuyoruz bakalım. Evet, o kolla ablam durdu mu? Durmadı. Yemeği, her şeyi ben hazırladım. Ona hiçbir şey yaptırmadım ama bunları gelir gelmez suya koymuştu. Şöyle 1 kilo kadar dişini almıştık gelirken. Bunu güzel ayıkladı. Birazdan 2 poşet halinde buzluğa atacağım. İster pastalarda kullanacağım, ister komposto ya da reçel yapabiliyoruz. Annem böyle çekirdekli yapmış, çok hoşuma gitti. Bana da verdi zaten. Bulaşık makinesini de kapattım. Birazdan da bunu yerleştireceğim. Öyle arkadaşlar. İnternetimiz bugün açıldı. Televizyondan şöyle Yozgat videolarını açtım. En son eşyam giderken bakayım istedim. Garip bir duygu arkadaşlar ya bu. Gerçekten çok garip bir duygu. Evet, ayı da göstereyim. Böyle camı da açtım. Gidelim bakalım. Şu anda tuhaf oldum. Biz kapatmıştık zaten. Kendimi de böyle izlemem normalde. Ay neydi o ev? Allah'ım burası da öyle. Çok şükür gerçekten. Bir daha nasıl taşınacağım şimdiden onu düşünüyorum, inanın. Evet, kendimi izlemeye ara verdim. Zaten bir tek Yozgat videosunu açtım, diğerlerini izlemedim. Şimdi de burada vedamı yapayım istiyorum arkadaşlar. Hava çok güzel. Daha doğrusu burada durunca güzel. İçerisi yanıyor gerçekten. Evet, yarın hafta sonu, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın dediğim gibi çarşıya yine ineceğiz. Ablamla masaya son kararımızı vereceğiz. Aslında verdik gibi de sizlere de bana da sürpriz olsun. Lafı daha fazla uzatmayayım o zaman. Ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse inşallah yarın tekrar buluşuruz diyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize Zonguldak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın, iyi geceler diliyorum.